Amerika'da 4 Temmuz tatili ve kutlamaları bitti. Yeniden siyasetin sıcak gündemine dönüldü ve en sıcak başlık Demokrat Partili Başkan Adayı Hillary Clinton'ın Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından tam 3,5 saat sorgulanması oldu. Hillary Clinton'ın aylardır başını ağrıtan elektronik posta skandalı ile ilgili bir sorgulamaydı bu. Hatırlatalım Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde resmi e-posta adresi yerine kişisel hesabının kullandığı ortaya çıkmıştı. Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyasının sözcüsü Nick Merrill yazılı bir açıklama yaptı ve Clinton'ın FBI'ye ifade vermeye gönüllü olduğunu ve ifade vermekten memnuniyet duyduğunu aktardı. Olması gerektiği gibi bir açıklamaydı bu elbette zira Hillary Clinton başkan adaylığına bu kadar yaklaşmışken devlet kurumlarıyla bir polemik yaşamaktan uzak durmak zorunda. Zaten daha önce de e-posta yazışmalarının 55 bin sayfalık döküm halinde yetkilileri teslim etmişti. Bu yazışmaları özel serverinden yani hizmet da tuttuğunu da söyleyelim. Clinton'ın kişisel hesabını kullanarak resmi yazışmaları siber tehdit altına soktuğu için yürütülen soruşturma 11 ay önce Ağustos 2015'te başlatılmıştı. Ve bu sorgulama zaten bekleniyordu. Adalet Bakanı Loretta Lynch de bakanlığın uzmanları ve FBI yetkililerinin görüşlerini dinlemeye hazırlandığını bildirmişti. Birkaç gün önce ise bir başka pürüz yaşandı. Adalet Bakanı Lynch eski başkan Bill Clinton'da yani Hillary Clinton eşiyle bir görüşme yaptı. Yaptı. Ancak görüşme özellikle rakip Cumhuriyetçi Partili politikacılar arasında soruşturmanın tehlikeye atıldığı yönünde yorumlara yol açtı. Lin ise eski başkanın görüşmesinde FBI soruşturmasının gündeme gelmediğini ve soruşturmayı yönlendirmeyeceğini savundu. Ancak sorgulamanın zamanlaması Clinton açısından tehlikeli bir döneme denk geldi. Zira 25 Temmuz'da Demokratların Ulusal Kurultayı var ve bu kurultayda Demokratların başkan adayı resmen ilan edilecek. FBI'ın bulgularını kurultaydan önce açıklaması ve Clinton'ın resmen suçlanması durumunda Clinton başkanlık yarışından çekilmeye zorlanabilir. CNN'e konuşan kaynaklar Clinton hakkında bir suç duyurusu yapılmayacağı görüşünde ancak bu küçük bir olasılık olsa da Clinton'ı kurultaya kadar çok gergin bir iki hafta bekliyor. Ve son bir not Başkan Barack Obama bugün Hillary Clinton'a destek vermek için Kuzey Carolina'nın Charlotte kentine gidiyor. Obama ilk kez Clinton'la birlikte kampanya yürütecek.